hakikat çekirdekleri 11. vecize. Bir noktayı tam yerinde icat etmek için bütün kainatı icat edecek bir kudreti gayri mütenahi lazımdır. Zira şu kitab-ı kebiri kainatın her bir harfinin, bahusuz zihayat her bir harfinin, her bir cümlesine müteveccih birer yüzü, nazır birer gözü vardır. Evet. Yani bırak şu anda hayatı, bırak canlılığı, bırak mucizevi şeyleri. Sadece zahiri bir şey söyleyelim, bundan sonra bunun izahına geçelim. Evet. Şimdi bir ressam düşünelim. Şu ressam resmi yaparken ilk çizgiyi attığında neyi hesap eder? Bütün vücudu hesap eder. Yani bütün resmi hesap eder. Evet. O çizgiyi ilk atarken, değil mi? Dolayısıyla bu zat hangi şeyi, çizgiyi, hangi çiçeği ya da adamsa hangi uzvu yerine koyacağını bilmezse o resmi çizemez. Kafasında o şablon vardır. O şablon vardır. Evet. İlk çizgiyi de ona göre atar. Ona göre atıyor. Bir halıcı düşün. Bir halıcıya biz, hani elle yapılan halıları düşünelim, bir şablon vermişiz. Bir şekil vermişiz. İlk ilmeği attığı vakit usta tamamını nazara alarak o ilk ilmeği atıyor. Dolayısıyla burada her bir ilmeğin bütün halıyla irtibatı olduğunu anlıyoruz. Birinci ilmi böyle attığı gibi ikinci ilmiği de böyle atmak zorunda. Üçüncü ilmiği de böyle atmak zorunda. Ressam birinci çizgiyi böyle attığı gibi ikinci çizgiyi atarken de bütün vücudu nazara alması lazım, resmi nazara alması lazım ki orada bir yanlış yapmasın. Evet. Hangi yerde hata yapsa o resim, o halı ne yapar? Bozulur sırrıya. Şimdi gelelim buraya. Şu kainatta bir noktayı tam yerinde icat etmek için bütün kainatı icat edecek bir kudret-i gayrimütenahi lazımdır. Niye? Zira şu kitab-ı kebir kainatın, şu büyük kainat kitabının her bir harfinin bahusuz zihayet her bir harfinin her bir cümlesine müteveccih birer yüzü, birer nazır, birer gözü vardır. Şimdi gelelim kendimize. Gözde bir hücre var mı? Var. Üstadımız diyor ki gözdeki bu hücre, hatta bu atom, zerre bağlı bulunduğu hücreyle irtibatı var. Bu bir. O hücre bütün gözdeki asaplar, damarlar, hücreler, oradaki bütün sistemle, değil mi? Sistemle evet. İrtibatı vardır. Ayrıca şu gözün bütün kafayla irtibatı vardır. Kafanın bütün vücutla irtibatı vardır. Bunların ruhla olan her birisinin ağza olarak irtibatı vardır. Evet. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman o gözün atomunu o hücrenin içerisinde kim yerleştirebilir? Bütün vücudu yapabilecek gayri mütenahi, sonsuz bir kudrete malik olmayan birisi onu oraya koyamaz. Burada müttefik miyiz? Evet. Bu insanın böyle yaratılabilmesi bütün insanları yaratabilmeye mütevakıf. Bunları böyle yaratabilmek hayvanları, bitkileri, küre-i arzı sırasıyla gidiyorum. Küre-i arzı neyle irtibatlı? Güneş sistemiyle. Güneş sistemini yapamayan gözümdeki o atomu ne yapamaz? Yerine koyamaz. Güneş sistemi kehkeşan dediğimiz saman yoluyla irtibatlı. O saman yolu içerisinde 200 milyar kadar belki de yıldızdan bir tanesidir güneş. Güneş sistemimiz. Evet. Bütün bunlarla irtibat sağlam olmazsa gözdeki o atomun orada olmasının bir kuruş faydası yoktur. Evet. Bu da bütün kainatın sistemleriyle, galaksilerle irtibatlı. Dolayısıyla bütün kainatın galaksilerini halk edemeyen, yapamayan gözdeki atomu yapamaz. Dolayısıyla aynı o ressam misali gibi, o halı dokuyan usta gibi herhangi bir ilmiyi, herhangi bir çizgiyi yerine koyabilmek için bütün o resmi, bütün o halıyı bilmeye müteakkıf olduğu gibi vücudumuzun ya da herhangi bir zihayatın vücudunda ya da herhangi bir mahlukun bulunduğu yerde hakiki tasarruf edebilmek, mutasarrıf olabilmek için bütün kainatı gayri mütenahi, sonsuz olan bir kudretle, bir iradeyle, bir ilimle ve bir murakıplıkla orayı görecek. Değil mi? Bir nazır olma özelliğiyle, o sıfatla mutasıf olmayan öyle bir zat kainattaki en küçük bir şey ne yapamaz? Hükmedemez. Bilgisayarın en küçük parçasını yerine koyabilmek, bütün bilgisayarı bilmeyen mütevakıf. Biz mesela bazen bakıyorsun ki bilgisayar bozuluyor, değil mi?
Bilmeyen birisi dokunamaz. Dokundu mu bozar. Götürüyoruz işi bilene. Adam diyor ki ya diyor, bu küçük bir şeydir diyor. Ya alıp değiştiriyor ya da onu hemen küçük bir şeyle bağlıyor. Diyor ki tamam diyor, bilgisayarını çalışacak. Ben niye yapamıyorum? Hepsine hakim değil de onun için. Onunla alakalı ilmim yok da onun için. Dolayısıyla sebeplere gelelim. Şu anda gözümdeki görmeyi sağlayan, muhakkak imkanı sağlamak için Cenab-ı Hak bir şey koymuştur orada. Bir kanun koymuştur. Ben o kanuna sadece takılırsam, gözün görmesini sağlayan budur dersem, o zaman bu hakikate muhalefet ettiğim için hakikati bulamam. Cenab-ı Hakk'ı bulamam. Sonsuz kudreti ne yapamam? Ulaşamam, bulamam yani. Dolayısıyla bütün bunların hepsine baktığımız vakit Cenab-ı Hak en küçük şeyi en büyük şeyle rapt etmiş, birleştirmiş. En küçük şeyi yapabilmek, en büyük şeyi yapabilmeye mütevakıftır. Her şey yapamayan bir şey yapamaz. Bir şey yapan her şey yapmıştır kaydesini orada rahat şekilde bulabilecek bir sistemi Allah halketmiş yani. Evet, Allah razı olsun.